Efendim selamlar selamlar selamlar. Bugün kurmuş olduğumuz RL Ligi'nin birinci sezonu için olan şampiyonluk maçını izleyeceğiz. Acayip güzel maçtı. Yayında izlemeler için dedim ki bir analizini yapayım bunun. Bunun bir analizinin olması lazım. Direkt lafı hiç uzatmıyorum. Kısa kesiyorum. Aşağıdan videoyu bir beğenin. Kanala abone değilseniz abone olun. Haydi bakalım başlıyoruz. Let's go. Aynı zamanda Lig Discord'una da katın, açıklama yorumda var. Orada da bayağı aktifiz yani. 1000 kişiye çok az kaldı. Oraya da mutlaka bekliyorum. Evet, maçımıza geçtik. Bu arada maçımızı videodan izleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Çünkü kayıt alamadım. Video kesitinden yapıştıracağız. Şimdi takımları yorumlayalım. Alttaki takım Guards Empire. Yani ortalaması SSL'e çok yakın olan bir takım. Zaten Emirates'i görüyorsunuz. SSL turnuvası kazanmış. Zogu Grand Champion. Charmander de SSL turnuvası kazandı. Onu biliyorum ama başlı yok. Şimdi üstteki takım çok fena. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki en iyi 10 oyuncunun 3'ü benim açımdan bence bu takımda. Furkan var. Burada Zestnikli. Andekü var ki Andekü belki bilmeyenler olabilir. Çok kısa açıklayayım. Kendisi Twitch'te yayın açıyor ve bence çok iyi bir oyuncu. Ona da teşekkür ederim bu ligde oynadığı için. Çünkü bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey kendisinin gelip bu ligde oynaması. Şöyle düşün arkadaşlar, isterse oynamayabilir. Sonuç olarak Grand Champion takımlara karşı oynuyor bu ligde veya şampiyon 3 takımlara karşı oynuyor ve bu bir noktada kendi elosunu bile etkileyebilir. Çünkü düşük seviyeli rakiplere karşı oynuyor ve işte olumsuz durum yaratabilir. En altta da Cizye var. O da Twitch'te yayın açıyor diye biliyorum. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Furkan'ı da ihmal etmiyorum. Çünkü dediğim gibi SSL takımsınız arkadaşlar. Her takım sizden düşük. Gelip burada oynamanız bir noktada sıkıntı çıkarabilir. Ama yani çok büyük bir gelişim oluyor lig açısından. Ya yani böyle takımları da böyle oyuncuları da görmek beni çok mutlu ediyor. Yeter abi, çok konuş. Bokunu çıkarmayalım. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok durduruyorsunuz diyenler olmuş. Bu videoda az durduracağım. Bak çok az durduracağım. Özür diliyorum. Hadi bakalım yapıştırdık. Dediğim gibi arkadaşlar Lig Discord'una hepinizi bekliyorum. Orayı 1000 takipçi yapmaya çalışalım. Aynı zamanda birinci sezonu bitmek üzere takım başvuruları da açılacak. Ve yakın zamanda lig için Instagram ve TikTok'a klipler atmaya başlayacağım. Orasıyla ben ilgileneceğim. Çünkü oraya bir epik arkadaşı şu anlık bulamadık. Ve lig için şey muhabbeti de oldu arkadaşlar. Büyük ihtimal olacak daha doğrusu. Sponsor muhabbeti bulduk. Yani lige ödül geliyor gibi duruyor ve burada çok güzel vuruş Furkan'dan Zogu çıkardı. Ya bu arada şunu söyleyeyim, Guards Empire'da bu maç spoiler vermiyor ama kendisi çok üstünde bir oyun sergiledi, zaten izleyeceğiz. Charmander gitti. Andekyo güzel uzaklaştı burada. Burada kim gidiyor bu arada topa? Herhalde orada bir anlaşmazlık oldu çünkü kimse gidemedi. Şimdi Ande töpü yalnız topu önde buldu abi. Çok güzel bir çalım denemesi, başarısız. Eminizden bu arada çok kötü bir şey. Mis geldi. Bu arada gerçekten zor oluyormuş böyle durdurmadan konuşmak. Çünkü hani maç çok tempolu olduğu için. Ya karşıda Charmander'dan bu arada harika bir gol geldi. Bunu bir geriye sarıp izledim abi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Birinci sezon dediğim gibi bitiyor ve umarım bu iki takımı sonraki sezonda görürüz. Çünkü çok iyi takımlar oldukları için ikisi de yani ligin gelişimine çok katkı sağlıyorlar. Çünkü başka düşük takımlar onlardan çok şey öğreniyor. Ayrıca çok keyifli maçlar çıkıyor. Ve çok keyifli maçlar ne demek biliyorsunuz ki arkadaşlar. İzlenme demektir. Aynı zamanda ligin rekabetinin artması demektir. O yüzden umarım. Ya ben çok isterim ikinci sezonunu da görmeyi ama bakalım ne olacak bilmiyorum bu iki takım açısından. Şimdi geri dönelim abi. Charmander biraz burada sallanmış. Emilius'u arkadaşlara bakalım kim gidecek. Zor gün gitmeye çalışıyor. Bu arada Cezemden binmiş mi? Bir daha bakalım. Dolayısıyla bu su bitmiş olabilir. Bu arada dilimde de tüy bitti ya. Böyle aynen mis gelmiş. Harbiden durdurmadan yorumlamak zor ama bu videoluk sizin için böyle olsun yani, sıkıntı yok. Bu arada Furkan orada ben konuşurken dribbleladı. Yani Zest ve bomboş kaldı. Şimdi bir dakika.
Bir bakalım abi. Bu gol çünkü biraz sıkıntılı. Şimdi geriye saralım. Tamam. Burada durdurmam gerekiyor. Şimdi Ande vurmuş. Burada 3 kişiler. Furkan vurmuş. Ande ile Furkan double commit atmış. Şimdi burada hata kimin? Çok üstüne düşmeyeceğim. Çünkü yani pozisyon bayağı incelemem lazım. Ama takım hatası diye biraz üstüne durmadan yorumladım. Burada GZM de vurmuş. Son kişi olduğunu bilmeden herhalde biraz öyle vuruş yapmış. Bir daha bakalım abi. Yo, son kişi olduğunu da biliyor ama o burada Zogu çok iyi kesmiş ya. Aynen Zogu'dan çok iyi bir kes var. Sonrasında boş kalmış vurmuş. Ya yani orada bir double commit atmışlar. Muhtemelen biraz da şey rehavetine girmişlerdi. Yani çok yüksek ihtimal. Hani SSL takımız yani bir şekilde kazanırız. Çünkü bu ikinci maç arkadaşlar best of 3'ün yani 3 en iyi 3 maçın serisinin ikinci maçı ve birinci maçı kazandılar. O yüzden ister istemez bir rehavet olur arkadaşlar. Çünkü yani karşılarındaki oyuncular birlik, ikilik düşük onlardan. Burada Furkan'dan yine güzel bir dribble geldi. Zest'ten yani. Ya şöyle açıklayayım Zest'e. Ben ona karşı oynadım biraz. Ya ona boş alan verirseniz affetmiyor. Harbiden çok temiz dribble'ları var abi. Öyle söyleyeyim. Aa, yani bu arada Ande'den müthiş bir gol geldi abi. Ande'den müthiş bir gol geldi. Bir daha izledim abi bu golü. Çok temiz abi. Tertemiz. Ya bak. Temiz olmasını sebebini de söyleyeyim. Ya double tap olması değil abi sadece. Bak şimdi. Burada yine bir double commit gibi bir şey geliyormuş. Furkan Ande'yi görmüş sonra durmuş. Bak. Tavana çıkmış. Tavandan zıplamasını almış. Oradan topu okumuş ve golü yapıştırmış. Abi bence çok üst düzey bir gol ve tertemiz gol abi. 10 numara gol. Allah müthiş maç oluyor ya. Müthiş müthiş. Dediğim gibi sonucu söylemeyeceğim. Video spoiler olmasın diye ama tertemiz maç oldu. Zaten yayından izleyenler biliyor sonucu. Onlar biraz da analizi bekliyordur diye düşünüyorum. Bu arada yine bir gol geldi. Abi ben yetişemiyorum onu söyleyeyim. Fakat çok da durdurmak istiyorum. Cizem'den burada kötü bir kontrol gelmiş. Biraz Burhan çok iyi takip etmiş Charmander'de. Emir ise fırsatçılığını kullanıp güzel bir gol atmış. Yani Gar Semper şu an aşırı aşırı tryhard oynuyor. Harbiden kendisinin de üstünde bir oyun oynuyor. Normalde yani gelip burada SSL takıma karşı bir GC takımı kolay kolay 3 tane gol atamaz yani konu sallayıp ama burada SSL takım biraz rehavete kapıldı gerçeği de var ya yani. Bunda şimdi söylemek olmaz ya böyle çok yüzü yüzünü vererek oynamıyorlar. Ama bu saatten sonra oynayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü fark artık 2'ye çıktı. Bakalım. Charmander'dan bu arada yine mi güzel kurtarış? Yani Empire takımı şu an hatasız gidiyor diyebiliriz. Ufak tefek detaylar dışında. Anne GZM'i attı. Güzel bir pas bu arada. Gayet iyi anlaştılar orada. Burada Charmander mi istemiş ama Emir izleyerek hatasını kapatmış. Şimdi Charmander mi istedi? Emiriz Charmander'ın hatasını kapattığı için bir kişi kaldılar ve top Andekyo'da. Bakalım ne olacak? Andekyo'dan güzel bir filtre setlemesi. Ama kurtarışta iyiydi yani. Ya bu arada yani çok söyledim bunu ama harbiden böyle tempolu maçlara hem maç hızı olsun hem pozisyon sayısı olsun yorumlaması çok zor oluyor. Aşırı aşırı zor oluyor. Ve bazı pozisyonlara yetişemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada Charmander'dan bir flick hatası geldi. Flickleyemedi yani topu. Charmander burada biraz sallanmış diyebiliriz. Burada artık skorun da verdiği böyle içgüdüyle biraz da defansif oynuyorlar. Bu arada GZM'den güzel bir takipçilik ve temiz bir gol. Şimdi izleyelim. Burayı durdurmadan izleyelim. Furkan harika bir pas atmış. O topu da çok güzel okumuş. Bir kişiyle oyundan düşürmüş o topu okuyarak ve temiz bir pas atmış. Yani harika bir maç oluyor şu ana kadar. Kickoff kazandı. Eminiz bekliyoruz. O gün geldi. Furkan güzel çıkardı topu 90'dan. Yani çok zor bir top değil ama yine de güzel bir kurtarış diyebiliriz. Eminiz gidiyor bu arada ama
Top Gizem'de boş kaldı. Tehlikeli bu arada. Orayı iyi oynayan bir oyuncu Charmander'dan harika bir kurtarış geldi. Yani müthiş arkadaşlar. Müthiş müthiş. Harika bir maç ya. Yani şeyden bağımsız mesela hepsi iyi oyuncu ama maçın rekabet seviyesi de çok yüksek. Ben mesela şampiyon vs işte başka bir şampiyon takım maçını da anlattım. Bu arada gol geldi. Orayı yorumlayacağız. Orada da rekabet çok güzel oluyordu ama buradaki tempo dediğim gibi aşırı yüksek ya. Şimdi buraya bizim Furkan topu attı. Burada Zogio biraz rastgele oynamış olabilir. Artık yani son kaç dakikaya girdik? Son kaç saniye girdik? Yani o hataları görmezden gelebiliriz. Burada GZM müthiş bir pas atmış. O pas bilerek diye düşünüyorum ve Ande de harika bir bitirişti. Skor 3-3'e geldi abi. Şimdi spoiler vermeyeceğim dedim ama olaylar buradan sonra bayağı acayip şekilde kopacak abi. Müthiş, daha da müthiş bir maç izleyeceğiz. Burada Charmander yine büyük oynadı. Kurtarışını yaptı. Ve önünde boş bir alan var ama Furkan müsaade etmiyor. Yani fark ettiğiniz gibi çok böyle aşırı bir fark var yine ama şey yok mesela bu ranklar arasında. Artık bu rütbeye geldikten sonra. Hani sen bu mekaniği biliyorsun, ben bilmiyorum. Olay pek yok. Daha çok hangi hareketi kim daha iyi yapıyor? Kimin karar verme mekanizması daha iyi? Bu ön plana çıkıyor. Ve maç uzadı. Hadi bakalım. Şampiyonluk maçında kim kazanacak? Bu arada ikili bir gitme mi oldu orada? Charmy güzel bir top. Emreyiz. Ama Gizem. Zaten bu vuruş da zayıftı ama denemeleri bile bir şey verdi o pozisyonu. Şimdi Charmy gidiyor. Orada bir double commit geldi. Herhalde bir anlaşamadılar kim gidecek diye. Emreyiz de onu pas olarak algılamış olabilir yani. Onu kötülemek olmasın şimdi. Bu arada top boşta kaldı. Artık dediğim gibi çok fazla vakit geçtiği için yani aralıksız 5 dakika böyle aşırı tryhard oynadıkları için hatalar gelmeye başladı. Ya burada biraz da tecrübe devreye giriyor. Gizem yine o topu backboard'a attı. Seken için Furkan gitti. Furkan'dan harika bir sideball redirect. Değil mi? Bu hareketin adı herhalde sideball redirect. Ya ben de yani bu maçları artık bu arada dur şurada bir durduralım. Bu maçları suna suna şey de oldu lan. Mekanik öğreniyorum ya. Neyse devam. Güzel bir sideball redirect dedik Furkan'a ama girmedi. Emiliz burada kontrol ediyor. Harika bir double touch yapıyor. Yani bu bir dakika abi. Şu pozisyonu bir daha yorumluyorum. Bu top kaleye gitse acayip bir şey olacak abi. Devam. Abi böyle bir şey yok bu arada ya. Şu pozisyon da çok efsane. Burada tekrardan durdurmayacağım çünkü sıkılıyorsunuz. Zogu ama bir kere izletim abi bunu. Tekrardan izletim. Bak burada sekiyor. GZM kontrol etti. Zogu acayip güzel fake atıyor. Ande oyundan düşüyor komple. Sonradan Furkan geliyor. Yani inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Ya ben Furkan'ın oynayışını çok beğeniyorum abi özellikle bu takımda. Yani kişisel olarak ayrı beğeniyorum Furkan'ı. Hem ya boş alan bıraktığın zaman adama çok iyi oynuyor orayı. Hem defansif iyi. Bence bilmiyorum ya. Çok kaliteli bir oyuncu. Ya daha da gelişebilir aslında. Ama şu an bile çok iyi yani. Orada da takımını tutmuş yani başta. Buradan sonra Guard Senpai biraz oyundan düşüyor. Burada yani Zogu'nun fake'i de akıllara zarar. Charmy'den bir kurtarış. GZM yine pardon, Charmy'den bir vuruş. GZM yine kurtarıyor. Yani yetişemiyorsun lan maçı. Acayip. Yorucu bu arada. GZM direkten döndü. Ne oluyor oğlum burası maç ya. Bak. Anne pasıyor. Yani buradan öyle bir vuruş çıkartmış ki tam köşe tam olması gereken nokta ama şans yanında değil. Şimdi anne boş bir alan buldu. Biraz orada kötü dokundu o topa. Ama yani olur artık ya. 7 dakikada trial'de oynuyorlar. Guard Senpai yükleniyor. Ande pozisyonu takip ettiği için kurtarış yapıyor. Burada yine güzel bir ne diyelim buna? Buna redirect mi denir lan? Yok buna power shot denir herhalde. Bir bakalım da. Ya power shot dediğimiz bang demek arkadaşlar. Zıbam diye topa vurmak. Ya bu mekanikte Türkçesi yok ama
Güçlü vuruş diyebiliriz. Hani komik oluyor Türkçesi ama güçlü vuruş. Mesela Philip Lezzet takla sıfırlama. Yani bunu söylediğimde bende dalga geçiyorsunuz ama Türkçesi bu arkadaşlar, ne yapayım yani. Takla sıfırlama Philip Lezzet'ti. Philip Lezzet takla sıfırlama. Neyse. Ondan sapmayalım. Bizim orada topu sektirdi. Charmy Zogi oynadı. Zogi'den kötü bir kontrol. Dediğim gibi artık bir deformasyon da oluyor ister istemez. Anne top oynuyor. Artık RJS maçı bitirmek istiyor. Yani bastırıyor. Best of 2'nin birinci maçını kazandılar. Pardon, Best of 3'ün birinci maçını kazandılar. GZM'den burada harika bir ceiling shot geliyor. Ve yani harbiden bir daha izlenir şu golü. Ya yani RJS burada ilk dakikalarda yorumlamam gerekirse biraz rehavete girdiler. Şu pozisyon bir daha izlenir, sonra yorumlayacağım. Bir de puan tablosuna da bakacağız, onu da söyleyeyim. Ama çok temiz oynamış GZM ya. Ya bu ceiling shot da bence ekstra o pozisyonu hızlı bir şekilde çok köşeye ve hani rakibin kurtaramayacağı şekilde bir ceiling shot atmak. Bak zaten birisi puşlamaya gitmiş. Yani orada da taciz de var yani. Ama yine değil. Bu arada Charmander direkt quit koyuyor sinirden. Ya o kadar olur artık ve bu şekilde maç bitiyor. Şimdi maçın genelini bir yorumlayalım. Bence DJS takımı birinci oyunda kazandıkları için maçın ilk yarısında bir rehavete kapılar. Yani yüz yüzünü oynamadılar ama 3-1 olduktan sonra bence kesinlikle Colt diye her şeyini verdiklerini düşünüyorum. Çünkü ya, yayın da çıktı, yayın da izleniyordu. Orada ister istemez de bir insan havaya giriyor yani. Fakat yani Galatasaray'ın pari yetemedi. Çünkü tecrübe konuştu, güç farkı konuştu. Ve RJS aldı. Garsen Pyre alabilir miydi? Alabilirdi. Biraz daha şansa ya dedim ona, şansa ihtiyaçları olurdu. Öyle alır diye düşünüyorum. Ya benim bu maça 10 üzerinden puan 10 direkt ve son olarak puan tablosunu göstereyim, videoyu öyle kapayalım. Evet, puan tablosu bu şekilde. RJS 1. Garsen Pyre 2. Fly High 3. Guards United 4, Orion 5. Alttakileri okumayacağım çünkü alttakiler biraz da playoff potasından uzak. Playoff potası ilk 4 oluyor. Şöyle karşılaşmaları da göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi lige katılmak istiyorsanız takım başvuruları şu an açık. 3 kişi bulup katabilirsiniz direkt. Diamond olmanız yetiyor veya bir kere Diamond'a çıkmanız. Alt limit Diamond. Ve abi 7. gün Cuma günü arkadaşlar 9'da yayında izleyin Skylife'ın kanalında. Skylife RL Twitch yazarak görebilirsiniz. Bak 2. vs 3. 10. vs 9. küme düşme hattını ilgilendiriyor bu maç. 4. vs 7. orta sıra mücadelesi. 6. vs bu da 8. olması lazım galiba. Yine orta alt sıra mücadelesi. 1. vs 5. yine güzel fikstür var. Ya buradan benim tahminim artık RJS'i alıp götürür o kalitesini ve tecrübesini ortaya koyarak. Guards Empire ve Fly arasında bir ikincilik çekişmesi izleriz. Dimdi tüy bitti abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ligi çekmenin devamını istiyorsanız bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalda aboneyseniz, abone olsanız 10.000 abone yolunda bana destek verirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.